Herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekalifi milliyeyi dillendirmesi ve ardından onu gündemde tutması toplumun bazı kesimleri tarafından kuşku ve hatta endişe ile karşılandı. Yoksa Türk devleti, yoksa iktidarda olanlar tekalifi milliyede olduğu gibi Türk halkının birikimlerine yasa ile el mi koyacaklar sorularını gündeme taşıdı. Sevgili seyircilerim, bulunduğumuz an itibariyle bunun olması mümkün değil. Neden mümkün olamayacağını birazdan aktaracağım ama önce tekalifi milliye nedir onu hatırlatalım. Malumunuz 1. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu, Trakya, İstanbul büyük bölümü işgal altında idi. İşte İstanbul'da İngiliz çizmesinin sultası vardı. Yunan İzmir'de ve Ege illerini işgal etmişti. Keza Antalya'da İtalyanlar vardı. Fransızlar Antep, Maraş, Urfa'daydı. Keza doğu sınırımız Kars yine emperyallerin işgali altındaydı. İşte o süreçte Atatürk ile Kuvayi Milliyeci arkadaşları Milli Kurtuluş Hareketi'ni başlatma adına malumunuz Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin riyaseti ile büyük bir mücadelenin önünü açtılar ve o yapılan büyük mücadelenin bir parçasıdır, bir enstrümanıdır değerli seyircilerim tekalifi milliye. O dönem malumunuz zaten Türkiye 1. Cihan Savaşı'ndan bitap düşmüş vaziyetteydi, sefil durumda idi. Devlet malumunuz İstanbul hükümeti, İstanbul devleti İngilizlerle iç içeydi. Anadolu'da kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti ise imkansızlıklar ile boğuşuyor idi. İşte o tabloda milli mücadeleyi vermek, bağımsızlığı kazanma adına bu tekalifi milliye kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre imkanı olanların mallarından bir miktar alındı ama sonra bu mallar aynısı ile iade edildi ki çıkarılan kanunda malların iade edileceği hükmü de vardı değerli seyircilerim. Şimdi bu tekalifi milliyeyi bugünkü bağış toplama ile örtüştürmenin emin olun armut ile sandalyeyi örtüştürmek gibi bir şey alakası yok. Biri ifade ettim işgale karşı bağımsızlık savaşı hareketi, diğeri bütün dünyayı etkisi altına alan bir virüs ile yapılan mücadele. Bu itibar ile tekalifi milliyenin seslendirilmesi, gündeme getirilmesi ile Tayyip Erdoğan ne amaçladı? Vallahi ben de bilmiyorum ama bildiğim şey ikisinin çok 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 farklı olduğu hususu değerli seyircilerim. Peki diyeceksiniz ki yardım topladılar da ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani dahası Türkiye gibi bir büyük devletin imajı yere serildi, itibarı ayağa düşürüldü. Kendi halkından 10 lira dilenen bir devlet imajı iyi bir görüntü değil değerli seyircilerim. Efendim bize yeteriz diyeceksiniz ama açacağınız kampanyada üstelik Merkez Bankası'nı katarak, üstelik Ziraat Bankası'nı katarak, kamu bankalarını ve yandaş müteahhitleri katarak topladığınız paranın tamamı 230 milyon dolar, dolar olarak. Yani şimdi bu yandaş müteahhitleri ve devlet bankalarını, devlet kurumlarını çıkarın. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topladığı yardım Fenerbahçe Kulübü'nün topladığı yardımdan bile az. Bu Türkiye'nin itibarı için iyi bir fotoğraf değil. En hafif ifade ile söyleyeyim. Ama niye böyle diye sorarsanız, hayır sadece efendim millet zor durumda para vermek istemiyor ile açıklanamaz bu olay. İnsanlarımız Türkiye'yi yönetenlere güvenmiyor, inanmıyor.
Bakınız nasıl inansın? Hatırlayalım. Deniz Feneri olayını göz önüne getirin. Ya zekat, zekat. Zekat topladılar. Bu zekat paralarını kendi hesaplarına geçirdiler. Hırsızlıklar yaptılar. Bunu ben söylemiyorum. Dünyanın en bağımsız yargısı olan Alman yargısı hükme bağladı, mahkum etti bu zekat hırsızlarını. Topladılar parayı, kendilerine gemi aldılar, alemler yaptılar, bina aldılar, arsa aldılar ve maalesef Türkiye'yi yönetenler bu zekat hırsızlarını korudu. O süreçte hatırlayalım. Devam edelim. FETÖ bağlamında o kahramanlar, devleti sokaktan toplayan o kahramanlar, 15 Temmuz gecesinin yiğitleri için toplanan paraları iktidar, hükümet hala onların ve ailelerine ulaştırmadı. Neden? Niçin? Aynı şekilde PKK'nın şehit ettiği Dolmabahçe'de 10 küsür polisimiz için toplanan paralara bile devlet adeta el koydu ya da saklıyor. Niye saklıyor onu da anlamak mümkün değil. E şimdi bütün bunlar bir araya gelirse güvensizlik hasıl oluyor ve insanlar devlete yardım etmiyor. Aslında devlete değil, bu iktidara güvenmiyor. Devletine güvenir. Tarih ile sabittir. Bizim devletimiz, bizim milletimiz devletimize hep sahiplenmiştir ama bugün devlete yönetenlere güvenmediği için devlete sahiplenmemek gibi bir tablo söz konusudur ki geçmişte de aynı örnekler var. Bosna için bunlar paralar topladılar. Bosna'da zulüm var, Bosna'da savaş var diye. Sonra o paraların yarısına el koydular, yarısını Bosna'ya gönderdiler. Efendim onlar cihat yapıyor, biz de cihat yapıyoruz. Bu para bize helaldir dediler. Bu mahkeme kararı ile sabit, kayıp trilyon davası görüldü. Türk yargısı bu olayı da mahkum etti. Buradan hareketle siyasal İslamcıların topladığı yardımlar noktasında büyük sabıkaları var. Buradan hareketle işte aile, işte millet yardım vermiyor, yardım etmiyor. Bunu buradan okumak lazım. Tabii bir de olayın başka bir boyutu var, onu da belirtmem lazım değerli seyircilerim. Yardım elbette meşrudur, elbette dayanışma esastır ama ondan önce tasarruf gelir. Siz devleti yönetenler, devletin başındakiler 15 sarayınızın 14'üne kilit vurup sembolik olarak ya ben lambayı kapatıyorum demezseniz, o görüntüyü vermezseniz ahaliden dayanışma bekleyemezsiniz. 13 tane uçağınız, ya bindiğiniz bir uçağın fiyatı, son olarak fiyatı 500-600 milyon dolar uçan saray. Topladığın yardım, o da devlet bankalarının katkılarıyla 230 milyon dolar. Ya senin 13 tane uçağın var. Sat 10 tane uçağı. İşte ben o zaman bu iş hakikaten ciddi, devletimiz hakikaten bu işi ciddiye alıyor derim. Ve ahali de bu bakışta olur. Onu yapmazsanız, keza aynı şekilde tasarruf demezseniz, garajınızdaki 240 makam aracına yenilerini ilave edip eksiltmezseniz güvendiremezsiniz. Öyle olduğu içindir ki Türkiye bugün hakikaten dünyada 200 küsür ülke, 200'e yakın ülke arasında sadece 4 ülke var halkından bağış toplayan. 3'ü Afrika ülkesi, biri Türkiye. Ya Amerikalılar 2.2 trilyon aktarıyor vatandaşına, yahu Japonlar aktarıyor vatandaşına 986 milyar dolar, Almanlar öyle, Fransız, Alman, bütün cihan, bütün dünya aktarıyor. Türkiye'ye gelince para yok. Pardon, dün vardı bu paralar. Ya 169 milyar dolar olan dış borcu 467 milyar dolara çıkarttınız. Nerede bu paralar? Aldığınız bu borçlar nerede? Aynı şekilde 90 yıllık Cumhuriyetin, devletin birikimlerini peşkeş çektiniz, sattınız. Nerede bu paralar? Nerede? Nerede? Ha, nerede olduğunu ben size söyleyeyim sevgili seyircilerim. Bu paraları yandaş müteahhitlere aktardılar. Bu paraları betona gömdüler. Bu paraları cihatçılara aktardılar. Hala cihatçılara maaş ödüyorlar. Hala Libya'ya para aktarılıyor. Hala Suriyelilere para aktarılıyor. Yahu 40 ya da 50 bir başka görüşe göre milyar dolar para harcandı bu Suriyelilere. Sen Suriyelilere bu parayı harcar iken kendi vatandaşına neden harcamazsın? Neden ona bana 10 lira 10 lira ver dersin? Yahu değerli seyircilerim,
bu fotoğraf şunun açıklamasıdır. Hani bunlar iktidara geldiler, Osmanlı'yı ihya edeceğiz, Osmanlı Devleti'ni yeniden kuracağız, Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden ilan edeceğiz dediler. Dediler ama geldiğimiz nokta, teşbihte hata olmasın, ironi yapıyorum, Medine dilenciliği noktası. Evet, dilenen devlet fotoğrafı, tablosu Türkiye'ye yakışmıyor. Sevgili seyircilerim, bakınız şunun altını çizeyim. Başta da ifade ettiğim gibi bu tekalifi milliye olayının gündeme getirilmesinin de amaç nedir bilmiyorum. Tayyip Erdoğan bunu niye yaptı bilmiyorum ama bildiği bir şey var. Bulunduğumuz tabloda mümkün değil böyle bir el koyma olayı söz konusu olamaz. Olursa Türkiye tamamen peşinen baştan iflas açıklamasını yapmış olur ki Türkiye'nin bu yıl 180 milyar dolar dış borç ödemesi var. Bu Türkiye'nin peşinen kayaya toslaması, peşinen mağlubiyetini ilan etmesi olur. Dolayısıyla hiç kimse mallara el konulur mu, hiç kimse efendim zorla paralarımıza müdahale olur mu gibi bir bakışa sürüklenmesin. İfade ettiğim gibi bu şu tabloda en azından mümkün değildir. Böyle bir şey olursa işte kıtlık peşinen Türkiye'nin gündemine gelir ve iktidar emin olun bir saniye, bir dakika böyle bir karar sonrasında ayakta duramaz. İç dinamikler sebebiyle değil, dış dinamikler sebebiyle. Zira bunu yapan bir ülke peşinen ben iflas ettim, ben moratoryum ilan ediyorum, ben efendim artık beyaz bayrağı çektim mesajını vermiş olacak. Dolayısıyla buradan hareket ile hiç kimse böyle bir şey beklemesin. Müşteri olsun, bizi izlemeye devam edin.